Eğitimimizde görsel iletişim tasarımı bölümü özellikle olmak üzere derslerimizi olabildiğince teknolojik gelişmelerle entegre etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu dönem itibariyle de yapay zeka teknolojisini biz öğrencilerin yakından takip etmesini sağlamaya çalıştık. Ders içeriklerimizi bu teknolojiyle daha nasıl geliştirebiliriz? Öğrencilerimizi gündeme daha yakın nasıl tutabiliriz? Bunun kaygısıyla bir konu belirledik. Normalde dijital illüstrasyon derslerini bir yıl içerisinde iki dönem olarak yürütüyoruz. İlk dönem normal şu anda çok yaygın olarak kullanılan dijital tabletler, grafik tabletler üzerinden farklı illüstratif ürünler, tasarımlar yapmalarını sağlıyorduk. İkinci dönem ise bu sene bir değişikliğe gittik. Son dönemde popüler olan yapay zeka uygulamalarını, yazılımlarını kullanmalarını, bunu öğrenerek farklı tarzda üretimler yapmalarını sağlamaya çalıştık. Bunun için de bir konu belirledik. Öğrencilerin de ilgi duyacağı, zevkle üretim yapabileceği bir konuydu bu. Örneğin bir şarkıcıyı işte 80'ler tarzıyla, 80'ler döneminde popüler olmuş bir şarkıcıyı günümüzdeki bir şarkıcıyla karıştırarak, mix ederek onların ortaya yeni bir kişi, karakter ve yeni bir tarz oluşturmasını sağladık. Mesela bir türkücü ile bir rock sanatçısını ya da bir yabancı rap şarkıcısını birleştirerek onlardan yeni bir karakter, yeni bir dizayn, yeni bir tarz oluşturmaya çalıştık. Ve bunu tamamen yapay zeka uygulamalarıyla yaptırdık öğrencilerimiz. Tabii prompt yazarlığı, işte son dönemde yapay zeka üzerinden tasarım yapma becerisi aranan bir takım meslekler çoğaldıkça öğrencilerin de buraya adapte olması için niyetimiz bu tarz üretimler yapmaktı. Ve bir sonraki aşamada ise final konusu olarak ise geçmişte popüler olmuş bir takım sanatçıların popüler şarkılarını seçerek öğrenci arkadaşlarımız onların yine şarkı sözlerinden yola çıkarak promptlarla birlikte yapay zekaya o şarkılara özel illüstrasyonlar ürettiler ve daha sonra bu illüstrasyonları After Effects programıyla manipüle ederek kısa döngü animasyonlar şeklinde hareketlendirilmesini sağladılar. Ortaya çıkan bu çalışmalarda öğrencilerin yapmış olduğu döngü klipler şeklindeki çalışmalar ise mevcuttaki hali hazırda var olan kliplere birer alternatif olarak önümüzdeki günlerde belki topluca bir YouTube kanalında yayınlamayı düşünüyoruz. Zaten bizim amacımız da öğrencileri hazıra alıştırmak, kolaya alıştırmak değil. Aksine yapay zekanın hızlı üretim olanaklarını, öğrencinin kendi özgün vizyonunu geliştirebileceği bir takım fırsatlar sunabileceğini, hızlı üretebileceğini sağlayacağını ya da sağladığını anlatmaya çalışıyoruz. Burası nasıl bir fakülte? Biz derslerimizi tamamen yeni çıkan ne varsa ona adapte etmeye, öğrencilerin güncel teknolojilerden, güncel gelişmelerden mahrum kalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da ders içeriklerimizi mümkün olduğunca altyapımız el verdiğince yeni teknolojilerle, yeni nesil teknolojik imkanlarla geliştirmeye çalışıyoruz. Bu hususta bu ders kapsamında yaptığımız çalışmalar da aslında bu vizyonumuzun bir parçasıydı. Önümüzdeki yıllarda da bundan sonraki süreçte de gerek yapay zeka kullanımı, gerekse yeni çıkan tüm teknolojik gelişmeleri benimseyerek öğrencilerimize bu doğrultuda eğitim vermeye devam edeceğiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak öğrencilerimizin yapay zeka kullanımı konusundaki, özellikle tasarım alanında kullanımı konusundaki Türkiye'de ilklerden olduğunu düşünüyoruz. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi. Dijital oyun tasarımı, görsel iletişim tasarımı, çizgi film animasyon bölümleriyle gerek bölgenin gerekse ülkenin çağdaş, yenilikçi bir tasarım fakültesi anlayışıyla kurulmuş yenilikçi bir fakültesi. Dolayısıyla Türkiye'nin her tarafından gelen öğrencilerimize çağdaş dünyanın yenilikçi teknolojinin fakültemize kazandırılması konusunda tüm hocalarımızla beraber gayret içerisindeyiz. Bu alanda oluşan yeni teknolojileri
Birim danışma kurullarımızla ki içerisinde önemli sektör temsilcilerinde yer aldığı birim danışma kurullarımızla tartışıp eğitim programlarına katmaya gayret ediyoruz. Amacımız burada öğrencilerimizin daha sektöre ulaşmadan öğrenciyken çağdaş teknolojileri alanıyla ilgili tüm teknoloji ve donanımlara sahip olarak mezun olmalarını amaçlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde ve çalışma sürecinde hiçbir teknolojiye, hiçbir gelişmeye yabancı olmamalarına gayret gösteriyoruz.